Hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok yönlü bir bakışta yine Akit TV ekranlarından yayınlanan Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saygı ve sevgilerimizi sunuyor ve Gece Ajansımıza hızlı bir giriş yapıyoruz. Ben Muhammed Binici. Kıymetli izleyenler, bugün konuk bölümünde yine çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Strateji ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş bizimle birlikte olacak. Gündeme dair ne var ne yoksa bugün yine Gece Ajansımızın masasında olacak. Şimdi ilk haberimizle başlayalım efendim. 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı AK Parti'nin yeni kongre merkezinin seçim beyannamesini açıkladı. 8 bölüm 13 temel başlıktan oluşan beyannamenin ana teması gerçek belediyecilik oldu. Afetlere dayanıklı şehirler kuracağız diyen Erdoğan muhalefeti de eleştirdi. Dirençli şehirler, eser ve hizmet belediyeciliği, hesap verilebilirlik, dijitalleşme, sıfır atık. İçin seçim beyannamemizin başlığını Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan AK Parti'nin 8 bölüm 13 temel başlıktan oluşan seçim beyannamesini duyurdu. Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı vizyonuyla sinsi oyunların boşa çıkacağını söyledi. Türkiye'nin tökezlemesini siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak adımları atmakla bu sinsi niyetleri de Allah'ın izniyle boşa çıkarmış olacağız. AK Parti teşkilatlarına seslendi Erdoğan. Kararsızları ikna edin dedi. 31 Mart'a kadar kardeşlerim gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Erdoğan muhalefete de yüklendi. Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Şu anda bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek, uhdelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklandı. Açıklama yeni açılan AK Parti Kongre Merkezi'nde yapıldı. Yeni açılan merkez göz doldururken Ankara'da tüm teşkilatlar yerel seçime hazırız mesajı verdi. Teşkilat hazırdı, partililerse heyecanlı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Eklerdenler lütfen arka tarafa doğru çıkalım. AK Parti yerel seçimlere hazır. Seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Toplantı salonunda da büyük coşku yaşandı. Erdoğan'ın salona girmesiyle coşku zirveye çıktı. Toplantıdan önce sinevizyon gösterisi de yapıldı. Öyle özelsin ki. Hak etmediğin bunca sıkıntıdan, karmaşadan ve dertten seni kurtarabilmek için. AK Parti seçim beyannamesi açıklandı. Akit TV salondan canlı yayın ve konuklarla an be an gelişmeleri aktardı. Biz göreceğiz inşallah, sosyal projelerimizi açıklayacağız. Vatandaşımıza, dar gelirli vatandaşımıza ciddi desteklerimiz olacak. Ankara'dan. Evet. Yani bunları kökten çözecek projelerimiz olacak. AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Akit TV salonda canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı. Her konuda ve bunu böyle 5 yılda bir seçime gitme değil de sık sık uygun ortamlarda, uygun yöntemlerle kamuoyuna paylaşmak ve hesap vermek lazım. Biz seçim beyannamemizi en temelde gerçek belediyecilik kavramı üzerine inşa ettiğimizi görüyoruz. Akit TV, Akit Medya Grubu Ankara temsilcisi Latif Şimşek'in sunumuyla gün boyu canlı yayındaydı. İnşallah bu dönem bu fedakarlığı yapacak, bu gücü ortaya koyacak, duran İstanbul'u harekete geçirecek, duran yatırımları tekrar güzel hale getirecek, iyi hale getirecek, birini özledi. Yapmış olduğumuz binalar yüzünden de eleştirildik. Siz İstanbul'u beton yığınına çevirdiniz diye çok ciddi eleştiriler geldi. Evet. Ancak daha sonrasında eğer o binalar yapılmamış olsaydı bugün İstanbul'da kira olayı çok daha farklı. Peki. Alem Bey çok teşekkür ediyorum. 3,5 milyar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiğinde borcu var. Resmi bunlar. Evet. Şu an 20 milyar borcu olmuş. Ne kadar borçlanmış? 16,5 milyar göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi borçlanmış. Uzman konuklar, AK Partili isimler hem seçim beyannamesini değerlendirdi hem de Akit TV ekranından 31 Mart'ın nabzını tuttu. Güçlü bir şekilde kazanmayı amaçlıyoruz. Bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ilkeler, prensipler AK Parti belediyeciliğinin Türkiye 100 yılında geldiği vizyoner boyutun ortaya koymuş olduğu. Hiçbir işçimizin rızkıyla oynamayacağız. Çocukların rızkıyla oynamayacağız. İşçi kıyımı yapmayacağız. Devri sabık için peki gelmiyoruz. Aksine az maaş alan işçilerimizin maalesef Büyükşehir'in maaşları bizden düşük, zam yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul'da kilisede düzenlenen saldırıya değindi. Karanlık ellerle karşı uyanık olmalıyız dedi. Karanlık ellere karşı uyanık olmalıyız dedi. Yerel seçimlere ilişkinse demden medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak ifadeleriyle CHP'ye yüklendi. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. İstanbul'daki kilise saldırısının ardından provokasyon uyarısı yaptı. Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde yerel seçimler vardı. Demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye ittifakını telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. PKK bu ittifakın neresinde? Demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. CHP yüklendi Bahçeli. 31 Mart'ta bileklerini bükeceğiz dedi. Varsın biriler utanmadan, sıkılmadan, vicdani sızlamadan parti parti dolaşsın. Hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Hiç fark etmeyecek, çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu.
Atalay'ın vekilliği düşürülürken CHP, DEM Parti ve tipli milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. CHP, DEM ve tip milletvekilleri kararı protesto için başkanlık kürsüsünü işgal etmeye çalıştı. Bu anlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne anayasa kitapçığı fırlatıldı. Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin ardından sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Evet, görüyorsunuz işte. CHP ile seçim ittifakına oturan DEM Partisi terör elebaşı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmaya devam ediyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları 1 Şubat'ta Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyeceğiz dedi. Ayrıca partiden Başak Demirtaş açıklaması geldi. Demirtaş'ın adaylık başvurusunda bulunduğu ifade edildi. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit yıllardır devam etmektedir. Yine terörist başını övdüler. Üstelik bunu meclis kürsüsünden yaptılar. CHP ile masaya oturan DEM Partisi terörist başına metiyeler diziyor. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, ağırlaştırılmış tecridin kalkması ve Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşmasıdır. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 1 Şubat'ta Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyeceğiz dedi. 1 Şubat'ta değerli arkadaşlar, Kürdistan'ın pek çok kentinden bir yürüyüş başlayacak. 1 Şubat'ta Kars'tan ve Van merkezinden iki kol şeklinde başlayacak olan yürüyüş, Büyük Özgürlük Yürüyüşü 15 Şubat'a kadar devam edecek. Peki bu yürüyüşün amacı nedir? Bu yürüyüşün amacı biraz önce bahsini ettiğimiz cezaevinde başlayan açlık grevlerinin ve adalet nöbetiyle aynı amacı taşımaktadır. Yine İmralı tecridinin ortadan kalkması ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi. Ayrıca DEM Parti'de gündem Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma çıkışı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti ve CHP'nin İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağına ilişkin güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Temelli, eski HDP eş genel başkanı Başak Demirtaş'ın partisinin İBB adayı olacağına yönelik iddialara ilişkinse, Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır ifadelerini kullandı. Temelli'nin açıklamasının ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgür Saki'den Demirtaş açıklaması geldi. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi. Çaba sarf etmeye çalışıyor. Şimdi CHP kanadına geçelim. CHP'de iç hesaplaşmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı belirlendi. Kurultay döneminde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren mevcut başkan Tunç Soyer tasfiye edildi. Yeni aday Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. CHP'liler ise isyan etti. İlçe başkanlıkları önünde protesto gösterileri düzenledi. İzmir için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki bilek güreşi son buldu. İzmir'de kurultay döneminde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren mevcut Başkan Tunç Soyer tasfiye edildi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Ancak aday CHP'leri rahatsız etti. Tunç Soyer'e aday görmek isteyen CHP'liler İzmir'de CHP ilçe başkanlıkları önüne giderek protesto gösterisi düzenledi. Rica ediyoruz, yaptığınız yanlıştan dönün. Tercihinizi değiştirin. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş onlarca insanın CHP'li isimler de Cemil Tugay'ın adaylığına karşıydı. Uğur Dündar da o isimlerden biri. Dündar, belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Ah şanssız İzmir, oysa sen her şeyin en güzeline layıksın ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti meclisi toplantısında değişim görmek isteyen İzmir'e baksın dediği ifade edildi. Ayrıca İzmir'in ilçe belediye başkan isimleri de belirlendi. Böylece İzmir'de Kılıçdaroğlu yanlıları tamamen tasfiye edildi. Bahar budur. Tunç Soyer'den ise ilk değerlendirme sosyal medyadan geldi. Soyer, koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım ifadelerini kullanarak kendisine nezaketsizlik ve İzmirlilere saygısızlık yapıldığını söyledi. Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle genel merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır ifadeleri kullandı. Tam 116 gün oldu. Dile kolay. 116 gündür Gazze'de katliam yapan İsrail'in saldırılarında şehit olan Müslümanların kardeşlerimizin sayısı 27 bine yaklaştı. Bombalamalarsa devam ediyor. Şehit sayısı 27 bin oldu sevgili izleyiciler. Evet, izleyelim. Siyonistler 116 gündür Gazze'de katliam yapıyor, terör estiriyor. İşgalci İsrail güçleri Gazze şeridinin orta ve güney kesimlerini hedef aldı. Refah kentinde El Cenine mahallesine hava saldırısı düzenledi. Nusayrat mülteci kampı da savaş uçakları ve topçu ateşleriyle hedef alındı. Siyonistler hastane ve camileri de vurmaya devam ediyor. El Faruk Camisi, Nasır ve Avde Hastanesi yine işgalcilerin terör saldırılarına maruz kaldı. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgalciler 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7500'ü kadın olmak üzere 26.637 Filistinli'yi şehit etti. 65.387 kişi ise yaralandı. Havadan bombalanan evlerin enkazı altındaysa binlerce Filistinli Müslümanın cansız bedeni var. Siyonist güçlerin kayıpları da her geçen gün artıyor. 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal kuvveti olmak üzere 557 Siyonist asker öldürüldü. Evet sevgili izleyiciler, bu görüntüler arasında bizim bir sınavımız var ve o sınavımızın yansıması. Bu sınavı başardık mı, geçtik mi, tam not aldık mı, siz bizden daha iyisini biliyorsunuz. Herkes kendi vicdanına sorması gerekiyor ama vatandaş olarak sorması gerekiyor, öğrenci olarak sorması gerekiyor, öğretmen olarak sorması gerekiyor, hakim olarak sorması gerekiyor, yani hukukçular olarak. Yetkililer olarak, yöneticiler olarak sorması gerekiyor sevgili izleyiciler.